Merhaba arkadaşlar, Yap İşlet Seyret'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bir de bu yüz tanıma özelliğiyle alakalı soran arkadaşlar vardı. Onunla alakalı da hemen bir inceleme yapalım. Size göstereyim nasıl olduğunu. Şimdi ama şöyle, hani açmak için ilk önce bir tuşa basıyorum. Normalde ben şey kullanıyorum. Beni görmesin. Nasıl yapacağız? Beni gördüğü için direkt ben... Evet, normalde ben tuş kilidi kullanıyorum. Fakat evet, şimdi benim yüzümü gördüğünde evet direkt ben tanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi, yani hatta kameranın arkasındayım şu anda. Şimdi şöyle bakın, şuradan görürsünüz. Öyle fazla da görünmüyorum. Ona rağmen hemen tanıyor ve kapı açıyor. Şu an beni görmeden yapıyorum. Evet, açmıyor bakın. Yüz tanıma müthiş. Parmak izi arkadan sensörlü zaten. Evet, parmak izi zaten müthiş çalışıyor. Bunu daha öncesinde incelemelerde görmüşsünüzdür. Buradan basıyorsunuz, tek alıyor. Bakın, tek aldı. Ama şimdi bunun tabi güzel özelliklerinden biri, güncel özelliklerinden biri. Evet, yüz tanıma müthiş. Peki bu nasıl oluyor? Hemen ona bakalım. Hemen ayarlara giriyoruz. Burada evet bakın, şimdi şuradan aşağı doğru inince zaten direkt görmek mümkün. Güvenlik ve konuma gelip ekran kilidi, parmak izi vesaire yazmış oraya. Evet, parmak izi. Yani 4 tane tanımlama yapmışım. Burada bir de akıllı kilit var. Smart Lock diye. Aktif değil. İşte güvenilen cihazların yakına geldiğinde açık olabiliyor. Güvenilen cihazlar yakındayken bu cihazın kilidini açık tutması için cihazı ekleyin demiş. Güvenilen yüz. Burada bir de aynı ses işte komutları vermek için bir şey var ama ben kurmadım. Güvenilen yüze geliyoruz. Buradan güvenilen yüzü işaretliyoruz. Mesela benim şu anda aktif benimki. Evet. Şimdi bunu tekrar hani sizin de görmeniz açısından ben güvenli yüzümü kaldırıyorum. Beni artık cihaz ne diyor? Bundan böyle yüzünüzü tanıyamayacak ve güvenilen yüz özelliği kapatılacak demiş. Kaldırdım. Şu an kapatıldı. Şu an bakalım. Beni tanıyor musun? Bakın, parmak izini gösteriyor. Hemen parmak izine geç diyor. Yoksa olmaz diyor. Parmak iziyle biz açıyoruz. Bakalım ne diyor? Evet. Yüz eşleme özelliğinin güvenirliği desen, pin veya şifreye göre daha düşüktür. Evet. Mesela karanlıkta falan hiç şey yapmıyor arkadaşlar. Denedim. Olmadı yani. Size benzeyen biri telefonunuzu açabilir diyor. Bakın, burada adam ikazlarını yapmış. Yani çok da güvenilir olmadığını söylüyor. Yüzünüzü tanımak için kullanılan veriler telefonunuzda gizli olarak saklanır. Yani başka bir yerde paylaşmıyorum diyor. Çok tehlikeli aslında arkadaşlar. Ben yüzümü buna tanıtıyorum. Bütün o uzantıları vesaireleri kullanabilir. Başka yere aktarabilir gibi bir teknoloji oluşabilir ileride. Yani belki bu şu an mümkün olmasa bile ileride olabilir. Evet, kur dedik. En iyi sonuçlar için kapalı bir mekanda çok aydınlık veya çok karanlık olmayan bir noktada bulun. Telefonu göz hizasında tutun demiş. Evet, ben şimdi gene şöyle tutuyorum. Yüz eklendi diyor. Yani bu kadar basit. Evet, şimdi deneyelim bakalım. Yüz tanıma. Yeniden tanıttık. Çalışacak mı? Evet bakın, hemen gördü. Gördüğünüz gibi tekrar kapatıyorum. Şimdi uzaktayım. Beni görmedi. Oh, görmüş, gene görmüş. Saklanıyorum ama gözden tanıyor herhalde. Göz ve evet, burun ağız hizasından tanıdığını tahmin ediyorum. Bakın, tanımadı. İlk açılışta herhalde yüz tanımayı gösteriyor. Evet, şu an tanıdı. Gördüğünüz gibi müthiş. Çok hızlı. Çok hızlı bir şekilde tanıyor. Şimdi saklandım. Gene mi tanıdı? Yok, tanımamış. Şu an tanımıyor, evet. Saklandım çünkü. Evet, şimdi evet tanıdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kullanışlı. Tavsiye edilebilecek bir ürün olduğunu zaten bir önceki videomda anlatmıştım. Batarya durumu. Mesela hafta sonu arkadaşlar fazla işim olmuyor. Bakmıyorum. Yani son şeyde çok güzeldi. 3 gün 4 gün git. Yani unutuyorsunuz. Şarj etmeye de gerek duymuyorsunuz. Hemen şuradan görünecek mi? Ha, görünmüyor. O dündü yani, çok güzeldi. Yani unutmuşum hatta. Cuma günü sabahleyin şarjdan çekmiştim. Pazar akşam tabii fazla da uğraşmadık. Onun etkisi de var. Pazar akşam %5'e falan düşmüştü. Şarja takmıştım. Yani müthiş. O anlamda güzel olduğunu söyleyebilirim. Çok pahalı olmayan ama bizim yani orta dereceli bir kullanıcı için bütün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek bir ürün olduğunu tekrar belirteyim. Alan arkadaşlara hayırlı olsun bu arada. Evet, yorumlardan yazanlar var. Tavsiye edilebilecek kullanışlılık anlamında parmak izi olsun, kamera olsun. Bir de bununla alakalı bir de kamera çekimi de yapacağım. Evet, bunu da daha sonra sizinle paylaşacağım. Evet, son olarak merak eden arkadaşlar için sürümümü göstereyim. Evet, oradan gelelim. Bu arada siz de görün. Sistem hakkında. Evet, Android 8.1.0 sürümünü kullanıyorum. Bu saf Android olarak bilinen sürümdür. İçinde ekstra bir hani böyle yama program yok. Siz ne varsa siz yüklüyorsunuz. O çok güzel zaten. Bu yüzden şarjı da çok iyi gidiyor. Arka planda çalışan programlar da az olduğu için daha stabil çalışıyor. Durum böyle. Öne çıkan özelliklerinden sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Varsa eğer aklınızda farklı bir özelliğini merak ettiğiniz konu, gene yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Görüşmek üzere.